Ankara'dan merhaba. Az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu oy çokluğuyla İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne evet dedi. Oy çokluğu sırasında İyi Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri red oyu kullanırken toplantı sırasında PKK ve Kürtler çerçevesinde yaşanan tartışma gerekçesiyle salonu terk eden DEM Parti milletvekili Ceylan Akça Cuppolo ise salonda olmadığı için DEM Parti'nin red oyu tutanaklara geçmemiş oldu. 16 Kasım'daki toplantıda daha doğrusu DEM Parti hali hazırda İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne hayır oyu vereceklerini açıklamıştı. Ancak bugünkü toplantıda Berdan Öztürk ve Serhat Eren'in toplantıda olmaması, toplantıda olan milletvekilinin ise oylama sırasında salonu terk etmiş olması itibariyle DEM Parti'nin hayır oyu tutanaklarda yer almadı. CHP ise AK Parti ve MHP ile birlikte evet oyu tarafındaydı. İsveç'in NATO'ya katılımına evet oyu verenlerden birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dışişleri Komisyonu'ndaki üyesi İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ile birlikteyiz. Efendim aslında çok eleştirel konuşmalar yaptınız. Özellikle Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü F-35 ve F-16 eksenli pazarlıkları sorguladınız. Ve dediniz ki Yunanistan F-35 alırken biz niye F-35 konusunda vazgeçtik, niye tahkime gitmiyoruz gibi çeşitli sorular sordunuz. Hatta bu sorular bir ara acaba Cumhuriyet Halk Partisi Finlandiya'ya evet demişti ama bu sefer acaba İsveç'e hayır mı diyecek endişesi ya da sorusunu yarattı diyelim. Ama sonuç itibariyle CHP olarak evet oyu verdiniz. Nasıl özetlersiniz? Şimdi bu ikinci toplantıydı biliyorsunuz. 16 Kasım'da komisyon ilk toplantısını yaptı ve o toplantıdan bir sonuç alınmadan toplantı ertelendi ve ikinci toplantıya gelindi. Şimdi biz birinci toplantıda aslında hem Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yapmış olduğu bir bilgilendirme vardı. Hem de komisyonda iktidar partisinden arkadaşların yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bu açıklamalar çerçevesinde 16 Kasım günü sonuçlanmamasına neden olan ve bugün anlaşılan o ki bu toplantı bir oylamayla sonuçlanacaktı. Gidişat öyle görünüyordu. Arada farkın ne olduğunu sorguladık. Yani 16 Kasım günü neler müsait değildi? Ya da İsveç Türkiye'nin taleplerinden hangilerine yanıt vermemişti? Bu arada ne değişti? Ve bu toplantıda iktidar partisinin dili daha pozitife döndü. Bunu sorguladık. Çünkü Dışişleri Bakanlığı dili de olmaya dönmüştü. Dolayısıyla bunun üzerinden ana muhalefet partisi olarak bu sorgulamayı yaptık. İktidarın yürütmüş olduğu siyasette dış politika konularını sıklıkla iç politikanın bir malzemesi haline getiriyor olmasını, sadece İsveç'in NATO'ya katılımı bağlamında değil, bunun tamamen dışında da olsa sorguladık ve bunu ifade etme ihtiyacı duyduk. Bir yandan da son dönemlerde, bugün komisyonda da ifade edildi, İsveç'in NATO'ya katılımı, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alımı ya da modernizasyon kitleri üzerinden bir bağlantıyla yürütülüyor. Buna da işte Dışişleri Bakanlığı yetkilileri açıklık getirdiler. Tutanaklardan bunu yarın görme imkanı olacak. Şunu ifade etmek lazım. Biz F-35'in ana ortaklarındandık. Yani üretici ortaklarındandık. Ki bu kısa bir süre içinde oluşmuş bir proje değildi. Yıllara dayanan bir projeydi. Ve Türkiye'de üretimi yapılan yedek parçalar üretim sürecinde kullanılıyordu. F-35'ler 5. nesil uçaklar. F-16'lar en yenilenmiş haliyle 4,5. Nesil olarak göz önünde bulunduruluyor. Biz F-35 projesinin dışındayız. S-400'lerden dolayı ya da muhtelif başka gerekçelerle F-35 projelerin üretim aşamasının dışına çıkarıldık. Şu anda F-16'larla ilgili bir bağ kuruluyor. Ki F-16'lar 5. nesil değil. Dolayısıyla İsveç'in üyeliğiyle F-16'lar arasında böyle bir bağ kurulması, daha önce İktidar Partisi sözcülerinin İsveç'teki terör yasasının daha geniş bir hale getirilmesi, bazı Türkiye'ye zarar veren terör örgütlerinin kapsam içine alınması ile ilgili yürütmüş oldukları dili, ikisini bir arada düşündüğümüzde bence sorgulanmasını hak eden bir durum söz konusuydu. Ben bu konu ya da bunun dışındaki konulardı.
herhangi bir dış politika meselesinde iç politikanın bir malzemesi haline getirilmediğinde Türkiye'nin daha güçlü, eli daha güçlü bir süreç yürütebileceğini düşünüyorum. Dış politikayı Türkiye'nin iç politika malzemesi haline getirdiğinizde ortak bir dış politika hedefinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Bir devlet politikası oluşturma hedefinden de uzaklaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla dış politika bazı partilerin mutfaklarında pişen bir dış politikaya dönüşüyor. Oysa ortaklaşmış bir dış politika Türkiye'yi daha güçlü kılacağı için bütün partilerin katılımıyla ya da olabildiğince geniş bir şekilde yapılan bir dış politika olur. Dış politika yapım aşamasının tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini biz ısrarla vurguluyoruz. Bu tırnak içerisinde zikzaklı 16 Kasım'la bugün arasındaki farklılık süreci itibariyle sizce ABD Kongresi'nden beklenen F-16 onayını Türkiye alabilecek mi? Çünkü Fuat Oktay'a komisyon bitiminde zamanlamayı genel kuruldaki onay aşamasını sorduğumuzda genel kurul aşaması bu kadar hızlı olmayabilir dedi. Siz ne dersiniz? Şimdi tabii genel kurul aşamasını aslında komisyon karar vermiyor. Yani bizim içinde bulunduğumuz Dışişleri Komisyonu karar vermiyor. Meclis Başkanlığı'nın karar vereceği bir şey. Dolayısıyla İktidar Partisi'nin o konudaki yaklaşımı önemli. Şunu görüyorum ben. İktidar Partisi'nin bu süreçten sonra geri adım atacağını zannetmiyorum. Bugün tutanaklara geçen konuşmalarda Türkiye'nin NATO üyeliği üzerine güçlü vurgularda bulundu. İktidar Partisi uzun zamandır yapmadığı şekilde. Ve İsveç'in NATO'ya katılımını destekler, Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaları da destekler nitelikte konuşmalar yaptılar. Süre ne kadar zaman alır onu bilmiyorum ama çok gecikeceği kanaatte değilim. Yani doğal olarak önümüzde bir yılbaşı var, yeni yıla girilecek. Bir iki hafta içinde olmayabilir belki ama sürenin çok uzayacağı kanaatte değilim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Dışişleri Komisyonu'nun CHP'li üyesi İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı bize kendi yorumlarını aktardı. CHP'nin nelere itiraz ettiğini ama buna rağmen neden evet oyu verdiğini aktarmış oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısıydı eskiden. Şimdi Dışişleri Komisyonu'nun AK Partili Başkanı Fuat Oktay da toplantı bitiminde sorumuzu yanıtladı. Genel kurul aşaması ile ilgili o da meclis başkanının takdiri olduğunu belirtmekle birlikte bu kadar hızlı olmayabilir dedi. Peki ama ABD Kongresi ile eş zamanlı mı yürüteceksiniz diye sorduğumuzda ise bunu göreceğiz. O genel kurulun takdiri olacak ama bu kadar hızlı olmayabilir diye yeniledi. Yani komisyon sürecini bir anlamda hızlı bir süreç olarak, hızlı işletilmiş bir süreç olarak yorumlamış oldu. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Dışişleri Komisyonu aşaması sona ererek nihai aşamaya sevk edilmiş oldu bugün itibariyle. Ancak bütün emareler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını ara verecek olması itibariyle de İsveç'e onay aşamasının sürecinin 2024'de kaldığını gösteriyor. Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz.